Evet Türkiye, seni dinliyorum. Alo. Alo. Alo, efendim. Alo. Evet, buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, merhaba. Ben Kayseri'den arıyorum. Kayseri, evet. Evet. 23.06.1993 tarihinde Hı. lösemiden 4 yıl lösemi hastalığına yakalanmış. 11,5 yaşında bir çocuğumu kaybettim. Erkek çocuğum. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Evet. Bu çocuk 3 gün sonra 4 gün sonra pardon 4 gün sonra Evet. eşimle birlikte yatak odasında yatarken Hı. gözlerim açık vaziyette uyumuyorum. Eşim de uyumuyor. Tabii üzüntümüzü anlarsınız herhalde. Tabii. Çocuk geldi. Yatak odasının karşı tarafında oturma odası var. Hı. Karşı tarafındaki oturma odasının masanın üzerine oturdu. Beyaz bir bildiğimiz kefen dediğimiz beyaz şeyle geldi. Oturdu. En az 3 dakika 5 dakika bizi seyretti. Yalnız ben bu arada eşime geldi. Diye seslenemedim. Elim kımıldamadı. Yani vücudum hiçbir şekilde kımıldamadı. Evet. Konuşamadım. Yani Eşiniz de gördü mü olayı? eşime söyleyemedim bunu. Anladım. Ha, anlıyorum. Ben, yani eşim yanımda zaten. Evet. Ama ben kendim gördüm. Evet. Çocuk ondan sonra en az 3 ila 5 dakika Hı. karşı tarafımda oturdu. Bizi seyretti. Baktı bize. Böyle bir masum bir yüzle. Ondan sonra havaya çıktı, çekti gitti. Ondan sonra konuşmam. Yani vücudum tamamen uyandı. Evet. Bu neden olur acaba efendim? Evet. Sorabilir miyim? Ayrıca Evet. bir sorum daha var. Buyurun. Bir sorum daha var. Bu çocuğun ruhu sizin programınızı defalarca ben izliyorum. Evet. Teşekkür ederim size öncelikle. Sağ olun. Ruhu başkasında olabilir mi? Artı tekrar bir çocuk olsa yani bu Evet. çocuğu biz çok aşırı derecede seviyorduk. Anlıyorum. Tek çocuğunuz mu? Tekrar gelebilir mi acaba? Evet. Peki. Bütün bu sorulara ne diyeceksiniz Sayın Arık Sağ olsun? Şimdi efendim burada meydana gelen olayda sanıyorum baba uyku uyanıklık arasında mevcut olan bir duruma intikal etmiş. Biz buna trans hali mi diyoruz, değil Pek trans mi? değil, pek trans değil fakat duyular ötesi algılama kabiliyetinin arttığı bir noktaya geliyor. Evet. Bu noktada da bazı rüyetlere sahip oluyor. Şimdi burada kesinlikle gördüğü rüyetin vefat etmiş olan oğluna ait bir rüyet olduğunu söylemek mümkün değildir. Ha. Mümkün değil, hayır. Anlıyorum. Evet. Bu babanın kendi imajinasyonunun yaratması olabileceği gibi ayrıca gene babaya manevi bir destek ve yardım olmak bakımından spatyom varlıklarının yöneticilerinin bir yardımı tarzında Anlıyorum. ona intikal ettirilen bir Yani imajinasyon da olabilir. anlıyorum. Yani baba aslında ölen çocuğunu görmüyor. Fakat spasyumdan gelen başka ruhları mı? Hayır, başka ruhu da demek Ha. istemiyorum. Bu bir vizyondur. Yani Anlıyorum. bir vizüel bir şeydir. Ha. Bir yaratmadır bu, zihin Siz yaratmasıdır. hastasınız Siz değil onu mi gözünüz? görebilirsiniz. O şekilde görebilir. Ve Evet. ona büyük bir teselli vermiştir bu. Anlıyorum. Onun moralitesini yükseltmek bakımından. Belki daha ileride daha tehlikeli şeyler olmasın diye. Bu tarzda olabilir.